Çok kıymetli Hizmetten.com izleyicileri ve dinleyicileri, kısa bir ayrılıktan sonra tekrar beraberiz. Allah nasip ederse bugün inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ını konuşacağız. Hocalarımız, ağabeylerimiz, arkadaşlarımız Ramazan, Ramazan'da tutulan oruç, Ramazan'ın ehemmiyetiyle alakalı hakikaten çok uzunca tafsilatıyla ve ihlaslı bir şekilde inşallah güzel şeyler anlattılar. Ben biraz meselenin farklı bir yönünden bahsedeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle emri bil maruf nehyanil münkere bakan, günümüz ıslahıyla hizmete bakan yönüyle Ramazan ayında gerçekleşen inşallah seferlerden bahsetmeye gayret göstereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öncelikle orucu ve Ramazan'ı idrakıyla alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Allah Resulü'nün Ramazan'ı yani Ramazan'daki o kulluk ufku tabiri caizse ta Recep'te başlardı. Yani 3 ayların başlangıcında başlardı. Şöyle bir teşbihte bulunabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta böyle yani işte irtifa kazanan yani yükselen bir uçak böyle hayal edin. Efendimizin kulluğu Ramazan girmeden daha 3 aylarda Recep'in hemen başında böyle adeta yani o atmosfere girer. Şaban'da bu iyice hızlanır ve Ramazan'a geldiğinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüm ibadetlerinde, can ile yapılan ibadette, mal ile yapılan ibadetlerde, hem can hem de mal ile yapılan ibadetlerde, emri bil maruf nehyanil münkerde adeta zirveleri kollar ve gözetirdi. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayacaksınız, hadis-i şeriflerinde özellikle Ramazan orucuyla alakalı söylediği şeyler, Ramazan'daki af ve mağfiret ortamından istifade edip etmemeyle alakalı söylediği şeyler, hakikaten altınlar, elmaslar kuvvetinde veya değerinde. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayalen o asra gidelim birlikte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mescidinin içerisinde, o mütevazi mescidinde, direkleri hurma kütüğünden, duvarları işte çamurdan ve balçıktan, kerpiçten diyelim isterseniz olan ve üstü de hurma liflerinden ve hurma yapraklarından kapatılmış Hazreti Musa'nın çardağı gibi bir çardak diyor Efendimiz. O mescidin içine hayalen süzülerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bir Hristiyan neccar tarafından yani bir marangoz tarafından yapılan o mütevazi üç basamaklı minberinin üzerinde birinci basamağına çıktığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazıklar olsun dedi. Yani Türkçe karşılığı olarak. Sonra bir basamak daha çıktı yine yazıklar olsun dedi. Sonra belki son üçüncü basamağa çıkıp oturduğu zaman da dedi ki yine yazıklar olsun. Ashab merak etti, arkadaşları merak ettiler ve sordular. Dediler ki ya Resulallah, neye ve kime yazıklar olsun dediniz diye sual edince kendisine, Allah Resulü dedi ki üç kimseye yazıklar olsun dedim, veil olsun dedim. Bunlardan birincisi annesinin babasının ihtiyarlığına yetişip de cenneti hak edemeyen, cenneti kazanamayana veil olsun. Demek ki anneye babaya ihtiyarlığında bakmak, onun o meşakkatine, Kur'an'ın dediği gibi onlar küçükken size nasıl baktılarsa siz de onlara öyle bakın dediği gibi işte o Kur'an'ın. İşte annemize, babamıza, annelerimize, babalarımıza öyle bakmamızı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan aldığı mesajları bize taşıyan Allah Resulü annesinin, babasının ihtiyarlığına yetişip de cenneti hak edemeyen. Demek ki o kadar zor. Ama o zorluğun içerisinde demek ki cennete insanı kestirmeden götürecek bir yol var. İkincisi diyor Allah Resulü sıralama değişebilir. İkincisi Allah Resulü şöyle buyuruyor. Diyor ki ismim anıldığı zaman bana salavat getirmeyene veil olsun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü'nün ismi anıldığı zaman ona bir selam göndermeyene veil olsun dedim diyor. Üçüncüsü ise konumuzla alakalı Ramazan'a ulaşıp da Ramazan'a yetişip de
af ve mağfiret ortamından, o af ve merhamet atmosferinden, af ve merhamet ikliminin yetiştirdiği tabiri caizse meyvelerden istifade edemeyene de veyl olsun dedim diyor. Onun için sohbetin hemen başında öyle diyelim. İnşallah Ramazan'a ulaştık. Şu sohbeti dinleyen, inşallah şu sohbeti veya diğer sohbetleri dinleyen bütün insanlar, bütün müminler Ramazan'a ulaştıkları gibi Allah Resulü'nün koyduğu kıvam ölçüsünde inşallah o rahmetten, o bereketten istifade ederler de Ramazan'ın sonuna günahsız bir şekilde, affedilmiş şekilde inşallah Teala ulaşırlar. Evet, Ramazan'da Allah Resulü'nün kulluğu adeta zirve yapıyor dedik. Yani Ramazan'da ilk akla gelen şey biliyorsunuz oruçtur, oruç tutmaktır. Ramazan orucu. Maalesef bugünlerde belki de günlerin uzunluğundan dolayı özellikle Avrupa'da gördüğümü, müşahede ettiğimi söylüyorum. Ramazan orucuyla alakalı bir hafif gevşeklik var sanki. Yani toplumda, özellikle toplumumuzda işte fidyeyle şunla bunla, yani Ramazan orucunu sanki yani hani tutmasak da olur gibi. Esasen öyle değil. Ramazan orucunu tutacağımız gibi, çünkü Ramazan orucunun yerini hiçbir şey tutmaz. Ramazan orucu gibi bir oruç, yani Ramazan ayı gibi bir ay ki Ramazan ayı adeta rahmet vadilerinden sağanak sağanak ab-ı hayatın boşaldığı bu günlerde Ramazan deyince ilk akla gelen şey Ramazan orucudur. Ne yapacağız edeceğiz? Eğer çok hasta değilsek, çok perişan değilsek, çok 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 ağır bir işte çalışmıyorsak eğer, Ramazan orucuyla esasen kendimizi, kalbimizi, gönlümüzü, kulluğumuzu adeta ihya edeceğiz, yeniden dirilteceğiz. Peki nasıl oruç? İmam Gazali Ramazan orucunun veya orucun keyfiyetine göre orucu üçe ayırır. Orucun kalitesine göre diyebiliriz yaklaşık olarak. Yani kemiyeten 30 oruç tutuyoruz ama keyfiyeten nasıl bir oruç tutmak lazım geldiği ile alakalı verdiği bir örnekte İmam Gazali orucu üçe ayırır. Bu da benim çok hoşuma gider. Bir der, avamın orucundan bahseder. Avamın orucu, biraz üzerime alınayım ben, yani bizim gibilerin orucu, avamın orucu yani böyle ağızla mide arası ve yemek borusuna oruç tutturur. Yani aç kalır ve bu açlığıyla beraber inşallah umulur ki Ramazan'ın o farz orucu, Erkan Hamse'den olan işte, yani o üzerine İslam kubbesinin konduğu beş temel ayaktan birisi olan ve Üstad Hazretlerinin dediği gibi diyelim, yani İslam şairlerinin başında gelen, yani oruç, yani Ramazan orucunun ki farzdır, inşallah farzını yerine getirmiş olur bizim gibiler, yani avam, yani benim gibiler diyeyim, orucu bu şekilde tutarlarsa, yani akşama kadar aç kalır, yemezler, içmezler ve inşallah orucu tutmuş olurlar. Bu farz olan orucu, borcu yerine getirmek olur. Bundan daha kaliteli bir oruç daha var diyor İmam Gazali. Havassın orucu diyor. Yani avamın orucu değil, havassın. Yani ondan birazcık daha böyle hakikaten daha kaliteli olan bir oruçtan bahsediyor. Bu oruç sahipleri, böyle oruç tutanlar ise esasen sadece ağızlarına, yemek borularına ve midelerine, yani sadece aç kalmazlar. Aynı zamanda gözlerine, kulaklarına, ağızlarına, yani dillerine de oruç tuttururlar diyor. Peki nasıl olacak bu? Evet, mesela örnek veriyorum. Kulağın orucu gıybet dinlememesi, boş söz dinlememesi. Bir nemmam, bir kattat bir şey getirdiğinde, bir laf getirdiğinde onu dinlememesi gibi. Hani diyor ya bir tanesi, benim çok hoşuma gider. Hele hele şu günlerde esasen hakikaten kulak orucu tutsak, gıybet orucu tutsak. Hani diyor, gıybet bir zakkum tohumu gibi adeta düşüp çilleneceği bir toprak arar. O toprak işte kulaktır. Gıybet eden, eğer gıybet ettiği zaman dinleyecek birisini bulamazsa zaten gıybet edememiş olur. Dolayısıyla oruç sahibi, oruç tutan insanlar, yani bu savmın hakkını veren, savm ibadetinin, oruç ibadetinin hakkını verenler, yani
İkinci grup, ikinci kalite dediğimiz tabiri caizse orucu tutanlar kulaklarına da oruç tuttururlar. Boş sözlerden, dedikodu dinlemekten, farklı şeyleri dinlemekten uzak dururlar. Gıybet eden birisinin yani gıybet edeceğini anladığı an hemen kapatırlar. Ben oruçluyum derler. Bununla alakalı Allah Resulü hatırlayacaksınız. Dille alakalı bir şey söyler. Birisi sana sataştı, küfretti. Hak etmediğin bir şeyle seni itham etti. Senin de cevap hakkın var. Ona aynıyla cevap verebilirsin belki. Ama Efendimiz ne diyor? Size birisi sataştığı zaman, birisi dalaştığı zaman, birisi sizin belki o yönüyle yani öfkenizi adeta yani köpürtecek bir hal ve harekette bulunduğu zaman kesinlikle oradan savuşun gidin ve deyin ki ben oruçluyum, ben oruçluyum. Evet, oruç böyle bir ibadet. Kıymetli dinleyiciler, kıymetli izleyiciler. Evet, oruç öyle bir ibadet ki her saniyesi, her dakikasında ibadet halindesiniz. Nasıl mı? Bir teşbih yapalım. Allahu Ekber dediniz, namaza durdunuz. Sonra namazla beraber yani tahiyyatla beraber 4 rekat bir namaz kıldınız ve selam verdiniz. İşte o iftitah tekbiriyle kaide-i ahire arasındaki o anda hep namazdasınızdır selam verene kadar. Şöyle düşünsenize, oruçta sahur vakit girdi. Yani daha doğrusu sahurun vakti, imsak, ezan okundu. Akşam iftara kadar 16-17 saat aynen namazdaymışsınız gibi. Sanki Kabe'nin etrafındaki tavaftaymışsınız gibi Allah size sevap yazıyor. Hatta diyor ki meleklerine, siz falan kulum orucunu tuttu diye tespit edin, gerisini bana bırakın, onun sevabı bana aittir diyor. Böyle bir ibadet oruç. O zaman oruçlu insan sadece aç kalmakla kalmayacak ki Allah Resulü de bunu bir tehditle tabiri caizse, öyle oruç tutanlar var ki açlıkları yanlarına kar kalır, öyle namaz kılanlar var ki yorulmaları yanlarına kar kalır dediği gibi, işte biz havasın orucu, hatta birazdan söyleyeceğim belki havasın havasın orucuna niyet edeceğiz. Gözümüze bir harama Allah korusun sağa sola bakacak, ben oruçluyum diyeceğiz. İbadet halindeyim, Allah'ın huzurundayım duygu ve düşüncesiyle hareket edeceğiz. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bir de üçüncü grup bir oruçtan bahsediliyor ki üçüncü grup oruç ise yani İmam Gazali söylüyor bunu, havassul havasın. Belki en yükseklerin orucu. Bu insanlar latifelerine de oruç tuttururlar. Zihinlerine de oruç tuttururlar. Bu insanlar duygu düşüncelerine de adeta oruç tuttururlar. Bırakın yani bir harama nazar etmeyi, bırakın bir gıybet dinlemeyi, gıybet etmeyi, gadaplanmayı, öfkelenmeyi. Yani adeta melekleşir, meleklerin de belki ötesine geçerek, çünkü onda akıl var, onu hayır yolunda kullanarak yani kafasına, gönlüne üşüşen duygu ve düşüncelere daha onlar gelmeden setini vurur ve der ki ben Rabbimin huzurundayım yani öyle. Bir arkadaşı hakkında, bir mümin hakkında kötü bir zan ona doğru yaklaştığı zaman estağfurullah ben oruçluyum, ben o arkadaşım hakkında en iyisini düşünüyorum, düşünürüm, bana yaklaşma şeytan diyecek kadar böyle adeta duygularına, düşüncelerine, zihnine, iradesine, belki hayallerine bile oruç tutturur. Yani avam aç kalır. Evet, belki farz ibadetini yerine getirir. Havas bütün vücut organlarına adeta oruç tutturur. Havasül havas da ruhun bütün organlarına, kalbine, gönlüne, aklına, hafasına, ahvasına adeta oruç tutturur ki asıl oruç da budur. İşte biz bu orucu hedeflememiz gerekiyor. İşte Allah Resulü'nün orucu sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir oruçtu. Böyle bir oruç tutmayı Mevla hepimize nasip eylesin. Evet, bir de isterseniz dördüncüsünü ekleyelim biz de. Biz de cömertin orucu diyelim. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlarını böyle tutar ve böyle tutulmasını tavsiye ederdi. Bu tavsiyelerinden başka Ramazan'da yaptığı, onun haliyle bize verdiği mesajlar, yaptığı tavsiyeler var ki bu da bence cömertin orucu. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde diyorlar ki adeta bir cömertlik rüzgarına dönüşürdü. Adeta böyle yani o Medine sokaklarında adeta yani eserdi. Neden Medine dedim? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin
ikinci yılında, hicretin ikinci yılında oruç farz olmuştur. Efendimiz 9 gün oruç tutmuştur. Bunun 5'inde biliyorsunuz 30 gün, 4'ünde 29 gün, toplam Ramazan içerisinde Allah Resulü 266 gün oruç tutmuştur. Ve bunların tamamını Medine döneminde tutmuştur. Çünkü Medine döneminde hicretten 2 sene sonra oruç farz olmuştur. Evet, Allah Resulü bir de yani şahsi ibadet diyebileceğimiz içeri doğru derinleşmenin yanında bir de dışarıya doğru böyle elinde, avucunda, evinde, barkında ne varsa bunların hepsini Ramazan'da adeta dağıtırdı. Gerçi onun ömrü tamamen öyle geçmişti. Hani hatırlayacaksınız, birisi geliyor bir şey istiyor veriyor. Yine bir daha istiyor aynı şahıs gene veriyor. Başkası geliyor istiyor veriyor. Yine geliyor istiyor veriyor. En sonunda artık verecek bir şey kalmayınca Allah Resulü'nün ben temin edeyim o istediğin şeyi yarın gel sana vereyim deyince yani ya Resulallah bu kadar da fazla değil mi diyor diyen yani bir sahabeye öteki sahabemiz sahabe efendimiz infık ya Resulallah infak et ya Resulallah evet diyecektir Allah Resulü ben bununla emrolundum. Yani elimdekini paylaşmakla ben emrolundum diyecektir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse gönül ışıklarını böyle açık tutardı. Gönül ışıkları deyince çok dinlemişsinizdir belki ama yine burada tam konu o noktaya geldiği için isterseniz bir kere daha tekrar edelim. Saffet Solak Hoca'yı hepiniz tanırsınız. Atom Enerjisi Kurum Başkanlığı da yapmış birisidir. Bir arkadaşının evine ziyarete gidiyorlar. Yani kendi arkadaşı. Evde o arkadaşının yaşlı bir annesi var. Kasaba büyüklüğünde bir ilçe düşünün. Ve orada tabii yorgun oldukları için erken vakitte yatıyorlar. Gece saat 12 civarlarında Saffet Hoca kalkıyor. Evin yaşlı annesi henüz ayakta. Odanın ışığı yanıyor. Diyor ki anneciğim siz yatmaz mısınız? Kaçta yatarsınız deyince o da oğlum tren birazdan geçecek. Burada günde bir kere tren geçer. O tren geçtikten sonra biz yatarız. Yatarım öyle bir adet edindim deyince birini mi bekliyorsun bir yolcu mu gelecek anneciğim diye soruyor. O yaşlı kadın belki hepimizin kulağına küpe olması gereken bir şey söylüyor. Hayır oğlum diyor. Bak dışarıda bir soğuk zahmarı derler eskiler. Zemherir soğuğu. Öyle bir soğuk ki yani böyle dışarıda kalanı birkaç dakika içerisinde birkaç saat içinde donduracak bir soğuk. Oğlum tren burada gece şu saatte duruyor. Bir de iki de duruyor gece. Şimdi birisi iner köyüne gidecektir. Hiçbir araba çalışmıyor. Bak bütün köyün ışıkları, bütün kasabanın ışıkları, ilçenin ışıkları söndü. Biz tren geçtikten sonra yatarız ki ailece. Trenden inen birisinin bir yardıma ihtiyacı olur. Kapısını çalacak birisini arar. Biz ışıklarımızı açık tutarız ki ihtiyaç sahiplerinin kapımızı vurmaya cesareti olsun. İşte Ramazan ayı adeta gönül ışıklarımızın voltajını artıracağımız bir aydır ki Allah Resulü de Ramazan ayına inanın aynen bu şekilde yaşardı, bu şekilde yaşamaya gayret gösterirdi. O zaman Ramazan'da evet havasul havasın orucuna niyet edeceğiz. Yani her anımızın, her saniyemizin, her dakikamızın belki yani bir ibadet olduğunu, Allah'ın huzurunda olduğumuzu hiçbir zaman unutmama bilinciyle hareket edeceğiz. Bütün organlarımıza, gözümüze, ağzımıza, burnumuza, kulağımıza oruç tutturduktan sonra ruhun organları diyebileceğimiz kalbimize, latifelerimize, duygularımıza, düşüncelerimizle oruç tutturacağız. Bununla kalmayacağız. Bir ruhban gibi belki evlerimize kapanmayacağız. Gerçi şu anda hastalıktan dolayı böyle ama bir taraftan da dinin emrettiği bütün ibadetleri zirve noktada Allah Resulü'nün tavsiyesine göre yaşama hususunda azami gayret göstereceğiz. İşte bunların başında infak geliyor, bunların başında paylaşma geliyor, bunların başında zekat geliyor, bunun başında işte muaveneti geliyor, bunun başında fitresi geliyor ki zaten vaciptir herkesin vermesi gereken biliyorsunuz bir ibadettir. Bunu arkadaşlarımız uzun uzadıya işin fıkha bakan yönüyle, İslam hukukuna bakan yönüyle biliyorsunuz anlatıyorlar. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan böyle kalbiyle, gönlüyle, aklıyla, fikriyle, ruhuyla Allah'ın huzurundaymış gibi her an böyle ibadet halinde olduğu bilinciyle bizim oruç tutmamızı ve Ramazan'ı idrak etmemizi istiyor. Belki buna birinci başlık diyebilirsiniz.
bir diğer başlık var ki bir taraftan da hadi söyleyelim yani hizmetten.com sitesinde olduğumuz için hizmetler de durmuyor ve devam ediyordu. Belki o yönüyle dışarıya bakan emri bil maruf nehyi anil münkere bakan kısmıyla da Allah Resulü adeta zirveleri yaşıyordu. Yani bir iş yani o günkü işleriyle alakalı o gün Müslümanların yani veya işte İslam'ın içinde bulunduğu durumla alakalı herhangi bir sefer, herhangi bir durum, herhangi bir toplantı, herhangi bir istişare, herhangi bir savaş olduğu zaman da geriye durmuyordu. Ashab-ı Suffe'ye verdiği dersleri asla ihmal etmiyordu. Ramazan geldi diye ertelemiyordu. Bilakis belki onu zirve noktada yapma hususunda elinden gelen gayreti gösteriyordu. Evet, seferler deyince Ramazan ayında Allah Resulü'nün seferlerini konuşmamız gerekiyor. Evet, Allah Resulü'nün yani Ramazan ayı içerisinde henüz Ramazan ayı orucu farz olmadan yani ilk İslam'ın ilk seferi, ilk atlı seferi, süvarili seferi, ilk seferi. Evet Allah Resulü buna gitmemiştir ama Sıf'ül Bahır Hazreti Hamza komutasındaki İslam'ın ilk seferi ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ordusunu, o küçücük orduyu mana itibariyle çok büyük ama işte 30-40 kişiden oluşan o orduyu Sıf'ül Bahır seferine Ramazan ayı içerisinde göndermişti. Bu bir. İkincisi Bedir Harbi ki Müslümanların ilk savaşıdır biliyorsunuz. Yani Bedir Savaşı belki uzun uzadıya anlatılacak bir savaştır ama ana hatlarıyla bir iki maddeyle değinelim. Hicretin ikinci senesi İslam'ın 15. senesinde gerçekleşmişti Bedir Savaşı biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık Mekke'den Medine'ye hicret etmişti ve Mekkeliler ki biliyorsunuz ticaretle geçinirlerdi çünkü ziraata elverişli bir yer değildi orası. Dolayısıyla yazın Şam tarafına, kışın ise Yemen tarafına kervanlar düzerlerdi, yola koyulurlardı. Li'ilafi Kureyş diye anlatılan illa ahir, işte Kureyş'in ilaf dediğimiz bizim o ticari seferlerini anlatır bu sure. Ve işte yani o Kureyş'e kendisine her türlü işkenceyi, boykotu yapan ve Allah Resulü'nü ve sahabesini artık Mekke'den de çıkmak durumunda bırakan, zorunda bırakan Kureyş, Şam'a doğru giderken Medine üzerinden geçeceklerdi, Medine yakınlarından geçeceklerdi. Allah Resulü artık bundan sonra bu kadar rahat geçemeyeceksiniz mesajını vermek üzere Ebu Süfyan'ın başında bulunduğu yani yaklaşık 1000 deveden oluşan ki bugün 1000 konteyner mal diyebilirsiniz oluşan o kervanına yani bir mesaj vermek üzere yola çıktı Bedir'den biliyorsun Medine'den Bedir'e doğru yola çıktı. Daha henüz Bedir'e gelip gelmeyeceği belli değil. Bu savaşın çıkma sebebi şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayacaksınız hicret ettikten sonra sahabeler de hicret ettikten sonra bütün malları Mekkeliler tarafından adeta yağmalandı tıpkı bugünkü gibi. Yani isim isim saymama gerek yok. Yani güzel insanlar, insanlığa hizmet için yola çıkmış insanlar, evet yani 3-5 çapulcu, 3-5 hırsız o ağabeylerimizin, arkadaşlarımızın mallarına kondukları gibi dün de Kureyş, Allah Resulü ve arkadaşlarının, sahabenin mallarına konmuştu. Bu malları bir araya getirip götürüp Şam'da satmışlar ve Mekke'ye tekrar o malların mukabilindeki mallarla veya parayla dönüyorlardı. Esasen Ebu Süfyan'ın komutasındaki, daha doğrusu Ebu Süfyan'ın başkanlığını yaptığı yani o kervanın esasen malları tamamen belki çok büyük bir kısım itibariyle Müslümanlara aitti. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıktığını duyan Ebu Süfyan, Daptap isimli birisini Mekke'ye gönderecek. Dediğim gibi yani konu sadece Bedir olmadığı için ana hatlarıyla geçiyorum. Yani Daptap şöyle diyecek. Hatta diyorlar ki devesinin ön yani ağzının yukarısını, üst dudağını kesti, elbisesini ters giydi ve yetişin. Yani servetlerinize saldıracak, kervanınıza saldıracak Muhammed deyince ellerini ovuşturmuştu Ebu Cehil
ve demişti ki fırsat elime geçti, onu Mekke'de tutamadık ve yani onu işte evini muhasar etmişti, öldüremedik, şimdi tam sırası deyip savaş için bir bahane kabul edip bunu 1000 kişilik bir ordu toplamış ve biliyorsunuz işte Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Medine'ye doğru yola çıkınca Allah Resulü kervanı takip için yola çıkmıştı ama Allah karşılarına 1000 kişilik bir ordu çıkarmıştı. Efendimiz 313 kişiydi biliyorsunuz ordusu. Ebu Cehil'in ordusu ise biliyorsunuz yaklaşık 1000 kişiydi. İşte Bedir kuyuları yakınlarına geldi Allah Resulü. Yaptığı istişarelerde orduyu oraya konuşlandırmayı uygun gördü. Hubab İbni Münzir'in, Hazreti Hubab'ın da burada çok ciddi bir etkisi vardır. Ordu orada değil de burada olsun ya Resulullah deyince Bedir kuyularına gelmişlerdi. Ve biliyorsunuz ön mübarezeden sonra çok parlak bir zaferi Allah nasip etti. Hatta Kur'an 3000 melekle de yardıma yani 3000 meleği Allah'ın yardıma gönderdiği ile alakalı da hatırlayacaksınız. Yani Enfal Sure-i Celilesi'nde yani o yardımı da anlatır. Meleklerin yardımı Allah'ın inayetiyle hakikaten İslam tarihinin en parlak zaferlerinden bir tanesi orada kazanılmıştı. Ebu Cehiller, Utbe İbn-i Rebi'alar, Şeybe İbn-i Rebi'alar da bu savaşta öldürülmüştü. 70'e yakın müşrik öldürülmüş, 70'e yakın insan ise müşrik ise esir edilmişlerdi ve hakikaten çok parlak bir zaferdi bu zafer o yönüyle. Evet, konumuz Bedir değil, konumuz Ramazan. İşte bu parlak zafer yani Ramazan ayının içerisinde olmuştu ki Ramazan ayı orucunun farz olduğuyla alakalı ayetlerin gelmesinden 2 ay sonra olmuştu, hatırlayacaksınız. Peki başka? Uhud'un tüm hazırlıkları Ramazan'ın içinde yapılmıştı. Konu bütünlüğünü kaçırmamamız açısından tekrar edeyim ben. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulluk adına Allah'la irtibat noktası altında Allah'la irtibat noktayı nazarından yani havassul havasın orucunu tutuyor. Cömertlerden daha cömert hale geliyor. Yani af ve mağfiret adına evet yani sahurlarıyla, iftarlarıyla, teravihleriyle daha fazla namazla ve söylemeden geçmemek lazım. Ramazan bütünüyle Kur'an ayıdır esasen. Hazreti Şafii Ramazan olduğu zaman ne ders verilmiş bir yönüyle ya daha doğrusu fetva vermemiş bu ay Kur'an ayıdır deyip tamamen Kur'an'a bütün çalışmalarını teksip edermiş o yönüyle. Evet Allah Resulü Cebrail Aleyhisselam'la ne yapardı? Mukabele yapardı. Vefat edeceği sene, ruhunun ufkuna yürüyeceği sene de 2 kere Cebrail Aleyhisselam'la ne yapmışlardı? Mukabele yapmışlardı. Evet, Kur'an'ıyla, teravihiyle, af ve merhamet adına, duada yoğunlaşmasıyla, orucuyla, Ramazan'ı idrak eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir de seferlerden geriye kalmıyordu. İşte ilk sefer, ilk işte Bedir anlattık ve Uhud. Uhud biliyorsunuz Şevval ayı içerisinde olmuştu ama bütün hazırlıkları, istişareleri, toplantıları ve bütün o ön hazırlıklar Ramazan ayının içerisinde olmuştu. Yani yine avam olduğum için avam lisanıyla diyeyim mi? Yani Ramazan geldi, yani artık tamam bütün işten, güçten, çalışmaktan, şuradan, buradan elimizi eteğimizi çekelim demedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne yaptı? Yani Uhud'un bütün hazırlıklarında yine Ramazan ayının içerisinde yaptı. Bu da üçüncüsü. Peki dördüncüsü? Mekke'nin fethi de biliyorsunuz ne zaman olmuştu? Ramazan ayının içerisinde olmuştu hatırlayacaksınız. Ramazan'da olmuştu. Evet Ramazan'dan önce yola çıkılmıştı ama Ramazan'da biliyorsunuz Mekke fethedilmişti. Uzun anlatacak değilim, çok vaktinizi almayacağım ama siz buna bir beşincisi olarak da putların kırıldığı ay Ramazan başlığı altında uzun uzun şeyler konuşabiliriz ama vaktimiz dar. Evet Mekke'nin hemen fethinden sonra yani o putları kırmakla görevli, tıpkı dedesi gibi yani öyle hani o Hazreti İbrahim gibi o putları, Lat'ı, Uzza'yı, Menat'ı, İsaf'ı, Naile'yi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının içerisinde kırdırmış. O zaman biz o tevil-i hadis yapalım, Allah Resulü'nün o halinden, o hizmetinden tabiri caizse bir takım mesajlar çıkaralım. Evet, Ramazan ayı içimizdeki, yani biz put ne diyoruz? Put deyince aklımıza şu gelsin, Allah'la aramıza giren her şey.
Evet, Allah'la aramıza giren her şeyi kıracağımız, putları kıracağımız ay yine Ramazan ayıdır diyelim. Allah Resulü'nün ruhun ufkuna yürümesinden sonra da çok önemli zaferler yine Ramazan ayının içerisinde olmuştur. Ben sadece bunlardan bir tanesine ismen sadece örnek vereyim. Evet, İran'ın fethiyle neticelenen Kadisiye Savaşı ki komutanı Sa'd ibn Ebi Vakkas'tı. Efendimizin öz dayısının oğluydu, yani dayısının oğluydu. Varsa böyle dayısının oğlu olan der, gösterirdi yani öyle ve onunla övünürdü. İşte o Sa'd ibn Ebi Vakkas ki aşere-i mübeşşeredendir biliyorsunuz. Yani o İran'ın kapılarını açan zafer, o savaş Kadisiye Savaşı da Ramazan ayı içerisinde olmuştu. Buraya üç nokta koyabiliriz. Evet, biz de öyle bir Ramazan idrak edelim ki inşallah Allah'ın inayetiyle öyle bir Ramazan idrak edelim ki yani melekler övünsünler. Hani Rabbimiz övünürmüş Arafat'takilerle, öyle anlatıyor Selefi Salihin. Hani ben onları yaratacağım zaman siz yeryüzünde kan dökecek, isyan çıkaracak birilerini mi yaratacaksın demişti. Melekler hatırlayacaksınız ki Kur'an-ı Kerim'de de vardır bu. Ondan sonra tabii melekler böyle deyince Rabbimiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim, sizin bilmediğiniz bildiğinizden daha fazla şeyi bilirim deyince evet melekler yani belki bir yönüyle hatalarının farkına varmışlar ve Allah'ın arşı etrafında toplanıp yani belki o yönüyle tevbe istiğfar etmişlerdi ama konumuza bakan yönüyle evet Allah Arafat'takilere bakarmış ve dermiş ki siz öyle demiştiniz ama bakın şu kadar insan sırf benim rızam için bir araya geldiler. Evet biz oruçta da dediğim gibi yani her anımız ibadet olduğu için yani Allah meleklerine dönsün yani o dönme tabiri bize ait bir tabir yani öyle. Yani ve desin ki siz böyle demiştiniz ama bakın bütün zorluklara rağmen, sıkıntılara rağmen ne oruçlarını bırakıyorlar, orucun da kalitelisini tutmaya, benim rızamı masal olmaya çalışıyorlar diyerek sizinle övünsün. Böyle bir oruç tutmayı, Ramazan'ı bu şekilde idrak etmeyi Allah hepimize nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Ramazan'ın sonuna da inşallah böyle günahları affedilmiş şekilde, hakiki bayramları yaşayacağı şekilde inşallah çıkmayı nasip eylesin. Dualarınızda mazlumları ve mağdurları da unutmayın diyerek sohbeti burada bitiriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.